taşın adı cin taşı. Erkekler gelip giriyor. Biz şimdi eve gideceğiz. Taşı görmeye geldik arkadaşlar. Daha önce de göstermişlerdi bana. Ben de görmeyi çok istiyordum. Bakın. Bu taşın adı cin taşı. Çok güzel bir taş. Bakın kalp şeklinde. Şöyle bir taşın üzerine sanki bilerek indirmişler gibi. Çok güzel duruyor. Şey böyle düğünde dış çekim falan yaptıklarında gelip burada fotoğraf çekimi yapıyorlarmış. Ayrıca gençler burada yüzüyorlarmış arkadaşlar. Şuradan suya atıyorlarmış. Çok güzel kamp yeri olur burası. Bakın. Kamp için çok güzel. Suyun kaplıcaların olduğu bir yer varmış arkadaşlar. Oraya geldik. Şöyle bir köprü var. Köprüden geçip şöyle şu taraftan şu yoldan gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Bakın köprüye. Asma köprü yapılmış. Şurada bir gözü var arkadaşlar. Bir de yukarıda iki tane var. Şu an kadınlar orada suya girdiği için çekemiyorum. Birazdan orayı da çekerim. Bu kükürtlü bir su. Ve çok sıcak. Yani şifalı bir suymuş. Biz de birazdan gireceğiz. Su buradan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi size içeriği göstereyim. Burada bayanlar suya girdiği için çok fazla çekim yapamıyorum. Çok güzel. Sıcak su. O kadar güzel ki. Buraya oturuyorlar böyle. Saatlerce burada oturuyorlar arkadaşlar. Şimdi böyle çıkacağım sizin için. Telefonum da düşerse çok kötü olur. Su buradan çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Suyun bir gözü burada, bir gözü diğer tarafta. Hatta burada iki gözü var. Bakın biri şuradan, biri şuradan çıkıyor.
dışarıya çıkabiliyorsunuz. Bakın bu mağaranın bir ağzı da bu tarafta. Şu an kadınlar şurada suya giriyorlar. Beytüşşebap ilçesine çok yakın arkadaşlar. Sorarsanız size söylerler. Şifalı su, kükürtlü su bu. Birçok hastalığa iyi geliyormuş. Biz de geldik. İnşallah beni de bela aralarına gelir. Dayımla yengen sağ olsun bizi getirdiler. Bakın mağaranın devamlısı. Şimdi buradan aşağı inmeye çalışıyorum. Bakın mesela şurada oturup keyif yapabilirsiniz. Ben şimdi dışarıya çıkıyor. Kadınlar olduğu için çekmiyorum dışarıya arkadaşlar. Suya girdik arkadaşlar. Bakın. Su şurada. Yani sıcak suyun çıktığı yer. Tam şu kayanın dibinde. Orada. Bakın şuradan gidiliyor. Kadınlar orada suya gidiyor. Şimdi biz şu tarafa gidip dinleneceğiz. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar suya girip öğleden sonra evimize gideceğiz. Yani yengemin evine gideceğiz. Dayımların evine. Keçiler, oğlaklar da burada otlanıyor. Yerleri çok güzel maşallah. Dağlar yemyeşil, ormanlarla kaplı. Bu kadar güzel olduğunu hiç bilmiyordum yani. Gerçekten böyle hayal etmemiştim. Mutlaka gelip görülmesi lazım. Alevi, sarma, ayran, domates, salatalı. Hepsini şimdi yiyeceğiz afiyetle. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Bu kırklama şekeri arkadaşlar. Bunu böyle eritip içerisine ceviz koyup bu şekilde çayın yanında tüketiyorlar. Normal şeker tüketmiyorlar. Bunu daha çok tüketiyorlar. Bunu seviyorlarmış. Erzurum taraflarında kırklama şeker oluyor ama burada da ilk kez bunu burada gördüm. Farklı. Şimdi biz çayımızı içelim. Şu hurmayı da bir şey mi batırdınız? Bir şey? Yanlara getirdiklerinde herhalde bala batırıyorlar. Ha, hurmalarını da bala batırmışlar arkadaşlar. Yani onlar kendi tadıklarına yapıyorlar. Ha. Bu da almış. Daha evet çürüyor. Şimdi biz çayımızı içiyoruz. Oğlum dökme. Oğlum. Ha? Bu Alvina. Bu da Deniz. Deniz buraya bak Deniz. Deniz el salla. El salla. Deniz keyif yapıyor. Deniz dayımın oğlu. Alvina da Deniz'in kuzeni. Yola çıkıp gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şu kayanın dibinde sıcak su. Aşağıya konumu bırakıyorum. Gelmek isteyen olursa kadınlar saat 6'ya kadar, erkekler de 6'dan sonra suya girebiliyor.
Onu da paylaşmış olayım sizinle. Belki gelmek istersiniz. Yine sütü kaynatıp peynir yapıyorlar. Aynen. Keçilerin öyle yapmıyor. Keçininkini kaynatmıyorsunuz. Hı-hı. Mayaladıktan sonra ne kadar bekletiyorsun? Bir saat, yarım saat. Maya göredir. Maya güzel olursa yarım saat falan. Ha, tamam. Yarım saat, bir saat kadar bekliyorlar. Böyle mayalanıyor. Ondan sonra böyle süzekleri alıyorlar. Aynen. Bakalım nasıl olacak. İnek sütü kaynatılıyormuş ama keçi sütü kaynatılmadan mayalanıyormuş. Ha, arango güzel. Ak önemli güzel oğlum. Sen aklıma önce tanıyordun değil mi? Yok, hiç görmemiştim. Suyu kaldırayım. Peynirin suyundan da lor yapıyorlarmış. Lor çekelek değil mi? Ha, aynen. Şimdi çekelek diyoruz. İşte, onu kaynatıyorsun ama değil mi? Evet. Daha loru kaynatıyoruz. Biz de bu peynirin mayasının içine şırdan koyuyoruz. Peynir mayası oluyor. Biz yoğurdu kaynatıyoruz. Hı-hı. Maya için yoğurdu kaynatıyoruz. O kaynadığımız yoğurttan böyle güzel su çıkıyor. O suyu süzgeniyoruz biz. Hı hı. Sonra şırdan haşhaş, karanfil, zencefil, böyle şeyleri koyuyor, maya oluyor. Allah Allah. Valla. Haşhaş, karanfil, zencefil. Hı hı. İşte bak, ben kaldırmışım, yoksa sana gösterirdim. Ben bizim doğal mayadır. Ha, ben şırdandan yapmıştım. Şırdan yapmıştım ama hiç yapmadım. Haşhaş falan koymadım. Karanfil. Onu da zencefil. Suyun içine mi koyuyorsun? Aynen o yoğurt. Suyun içine. Ne kadar bekliyorsun mayalanması için? Bir hafta falan. Sonra maya oluyor, hemen peyniri yapıyorum. O şiri çıkarıyor musun? Yok, çıkartmıyoruz. İçinde kalıyor değil mi? Sadece suyunu kaldırıyoruz. Tekrar böyle bir suyu üstüne bırakıp maya için. Ne kadar koyduğunu göstersen abla, ben de eve gidince yapayım. Keçi sarıyoruz. Aha, bizim mayamız bu, bak. Bakın arkadaşlar, bu peynir mayasıymış. İçerisine şırdan koyuyorlar. Ben de yapıyordum ama ben şırdandan başka bir şey koymuyorum. Zencefil, şırdan. Bunlar haşhaş değil mi? Haşhaş. Karanfil de ne içine koyduk. Ne kadar koyuyorsun biz haşhaşı? Bir iki üç tane. Çok fazla. Bak, görüyorsun zencefil zaten. Zencefil ne kadar? Zencefil böyle bir iki parçalar. Ha, başka ne koyuyorsun? Karanfil de bir iki bunlar da. Çok az atıyorsun yani. Az. Peki onları niye atıyorsun? Tat veriyor. Çabuk mayalanıyor. Şırdanla birlikte. Şırdan bir tane şırdanı bu kaba mı koyuyorsun? Bir buçuk şırdan. Bak, bir buçuk şırdan. Bu 4 litre mi? 3 litre mi bu? Evet. 3 litre mi? 3 litredir. 3 litre. 3-2'yiz. Tamam. Çok pahalı peynir şimdi. Doğal şeyler, şu insan ne kadar iskence çekse de bir daha çıkmış. Evet. Bu bizim 4 evin sütüdür. 4 evin sütü. Böyle birbirimize bu petelerde var ya. Ha, petelerde. Sıranızı veriyorsunuz. Aynen. Ki sütünüz çok olsun. Aynen. Az yapsan bir parça peynir olmaz ki. Ha, uğraştırıcı oluyor. Aynen. Şöyle yani mesela 4 aile anlaşıyorlar. 4 aile kendi arasında her gün. Aynen. Her gün 3 kişi sütünü bir aileye veriyor. Toplam 4 ailenin sütü bir kişide toplanıyor. Aynen, seviye olsa mesela böyle pet gibi olsa birbirimize veriyor. Sonra bir gün dağılıyoruz. Bu kadar. Çok mantıklı. Yani sen 4 günde bir peynir yapıyorsun. Aynen. Yarın benim sıram değil, kayınvalidelerim.
Güzel valla. Çok mantıklı. İşte. Ters çevirdim. Aynen. Şöyle bağlanacaklar da iyice süzülmesi için. Böyle bekletecek.